Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, aziz seyircilerimiz. Rabbim günlerimizi bereketli kılsın. Bela, musibet, afetlerden masun eylesin. Rabbim ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik, beraberlik versin. Kıymetli dostlar, her nimetin mutlaka bir teşekkürü, bir şükrü olmalı. İnsanlar arasında bile yapılmış olan bir iyiliğin, bir yardımın karşılığında teşekkür etmenin bir edep, bir ahlak gereği olduğu üzerinde durmuştuk zaten. Bununla ilgili olan hadis-i şeriflere devam ediyoruz inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sorulan sorulara verdiği cevap var. Bunu burada bırakmıştık en son şeyimiz, konumuzu. Yine buradan devam edelim inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme amellerin en hayırlısı veya amellerin hangisi daha hayırlıdır diye soru soruluyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır buyuruyor. Hangi köle ve cariyeyi azat etmek daha faziletlidir diyorlar, soruluyor. Sahiplerine göre en kıymetli olan, bedeli en yüksek olanı azat etmek daha faziletlidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine şöyle soruluyor Peygamber Efendimiz'e, aynı kişi soruyor. Bu söylediğiniz cihadı veya köle azat etmeyi, hani sevdiğimiz bir köleyi azat etmeyi yerine getiremezsek, buna gücüm yetmezse ne yapacağımı bana söyler misin ya Resulallah diye soruyor. Bir iş yapana yardım edersin veya işini beceremeyenin işini görürsün buyurdu. Yine o kişi soruyu bir ileriye götürüyor. Ona da gücüm yetmedi, hiçbir şey yapamıyorum dedi. O zaman ne yapar diye sordu Peygamber Efendimiz. İnsanlara zarar vermezsin. Zira bu da kendi kendine iyiliğin, sadakanın kendisi demektir diyor. Kendi kendine iyiliğindir. Hadis-i şerifi şöyle incelediğimiz zaman, açıklamalarına baktığımız zaman, araştırdığımız zaman sahabe efendilerimiz birçok konuda daha çok bilgi sahibi olabilmek için Peygamber Efendimiz'e ara ara bu soruları sorarmış. Buna benzer sorular. Kendileri o işi sorduklarında yapmak için en son gayretlerinin sonunu, takatlerinin sonuna kadar da mücadele ederler ve bunu da yaparlarmış. Bunları öğrenmek mühim. Bunları yapabilmek önemlidir. Bazen Medine'deki sahabe efendilerimiz, yani Peygamber Efendimiz'in etrafında olanlar, Peygamber Efendimiz'i sorularla bunaltmamak, onu sıkmamak için soru sormazlar. Ama içlerinden bir duygu hep geçirirlermiş kendilerinin ifadeleri sahabe efendilerimizin. Badiyeden biri gelse de, yani taşlıdan, dışarıdan biri gelse de Peygamber Efendimiz'e sorular sorsa da biz de onunla bir şeyler öğrensek derlermiş. Sanırım yine böyle biri veya sahabe efendilerimizden biri en faziletli ameller, yani neyi yaparsak daha çok sevap kazanırız, neyi yaparsak daha çok efendim faziletli iş yapmış oluruz babında sorular soruyor. Ve ilk soru diyor ki, amellerin hangisi daha hayırlıdır? Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. İman olmadan yapmış olduğun hiçbir amelin faydası yok ki. Allah yolunda cihadın imanla birlikte zikredilmesi, onun hayırlı işlerin ve amellerin başında imandan sonra gelmesidir. Yani hayatı Müslümanlaştırmak, İslam'ı yeryüzünde etrafından başlayarak tüm aleme hakim kılma gayretleri, hak ve adil nizamın yeryüzünde hakim olması için yapılan her türlü çalışmaya cihat deniyor zaten.
Buna atalarımız ilahi kelimetullah demiş. Ama imanı yanında zikredilmesinin daha bir ayrı bir önemi var. Ne kadar iyi insan olursan ol, insanlığın hayrına ne kadar çok iş yapıyor olursan ol, iman yoksa bu yoktur. Bu hiçbiri makbul değildir. Sadece dünyada yaparsın, karşılığını görebilirsin, görürsün ve geçer gider. O yüzden imandan önce insan ahlaklı olabilir. İmandan önce insan çok faydalı işler yapabilir. Ama mesele imana erdi mi, mümin oldu mu, mümin öldü mü? Burası bizim için önemli. Ben Müslümanım dediği halde, ben müminim dediği halde hayırlı işler yapmayan, insanlığın hayrına çalışmayan, zararına çalışan bencil efendim insanlar durumu nedir? Kalbini açıp bakmadık tabii ki. Onu Allah bilir. Ama işlediğimiz konular içerisinde bunu da göreceğiz. Gerçekten en önemli olan nokta imandan sonra cihadın, hayatın Müslümanlaştırılmasının, insanlığın hayrına çalışmanın en faziletli işlerden olduğunun bilinmesidir. Kişi ya namaz kıldığı halde efendim şöyle kötülükler yapıyor, yalan söylüyor veyahut da efendim o kadar umreye hacca gitti geldi adam hala faizcidir, zinacıdır. Bunların her biri o kişinin kendini bağlar ve Allah'ın huzurunda hesabını o verecektir. Ama iman yoksa o kişinin iyiliği evet, Müslümanlar onlara değer verecektir. İnsanların arasında o dürüstlüğüyle, adaletliyle tanınacaktır. Nitekim Habeş Necaşisi'ni Peygamber Efendimiz Müslümanların bir sığınak yeri olarak işaret ediyor. O adil bir hükümdar diyor. Halkına zorlamaz diyor. İman olduğu zaman ahiretini de kurtarmış olur Allah'ın izniyle. Kıymetli kardeşlerim. Cihat kelimesi güç sarf etmek, mücadele etmek, gayret etmek, elinden geleni takatin sonuna kadar yapmak anlamı geliyor. Cehd kelimesinin mana olarak baktığımızda. Bunun içerisinde cihat, dini emirleri öğrenip ona göre yaşamak, başkalarına öğretmek, iyiliği emretmek için çaba sarf etmek, kötülükten alıkoymak için gayret sarf etmek, iyiliği emredip kötülüğü yasaklamak, engellemek için gayret sarf etmek, İslam'ı tebliğ, nefse ve dış düşmanlara karşı mücadele etmek. Yani kısacası hak nizamın, Allah'ın dininin insanlarla buluşması için yapılan her türlü çalışma cihattır. Cihattır. Allah yolunda mücadeledir. Bu İslam açısından bu gayretin beden olarak cihat yapıldığı gibi efendim bedensel olarak yani hizmete koşuyor, insanlara Allah yolunda cihad ediyor. Ama bunun fikir alanında da, düşünce alanında da, ilim alanında da yapılması o da bir ayrı bir cihadın ayrı bir nedir? Şubesidir, şu cihattır. Şimdi bu bizim için önemli bir noktadır kıymetli dostlar. Cihadı unuttuğumuz gün, Allah için yapmayı unuttuğumuz gün dünyevileşme başlıyor. Beden hazzı için, efendim şehvetimizin hazzı için, tatmini için çabalama başlıyor. Ama cihadı unutmayan kişiler, insanlar, müminler öncelikle Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, adaletli bir hayatın tesis edilmesi için gayret sarf ederler. Şeytana rağmen, şeytanın yaptığı tuzaklara rağmen o tuzakları bozma, şeytanın işlerini bozma, şeytana fırsat vermeme gayretini göstermektir. Emri bil maruf, nehyanil münker, cihadın bir mesela bir şubesidir. O olmadan olmaz. Nitekim Rabbimiz Teala, estağfirullah, kuntum hayra ümmetin uhricet lin nasi yed'une ilel hayr diye başlayan ayet-i kerimede siz insanlığın hayrı için çıkarılmış bir topluluksunuz diyor müminlere, Müslümanlara ve ardından diyor ki insanları hayra çağırırsınız. İyiliği emreder, kötülükten alıkorsunuz buyuruyor. Burada özellikle hayra davet etmek ayrı bir zikrediliyor. İyiliği emretmek yani onu
müesses bir nizam haline getirmek, yasaklamayı müesses bir nizam haline getirmek, devletini kurmak, devletinde Allah'ın nizamının, kanunlarının hakimiyetini ve yürürlüğünü sağlamaktır. Sadece tavsiye etmek değildir. Tavsiye etmek manası davettir. Efendim, tavsiye manasında mesela Asr suresinde geçiyor ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye ederler. Tevasav kelimesiyle geliyor. Evet kıymetli dostlar, Allah yolunda elinden geldiğince, bu elinden geldiğince dediğimiz işimize gelirse gelmezse değil, takatimizin sonuna kadar gayret göstermek ve değişik vasıtalar, vesilelerle çalışmak manasına gelir cihad etmek. Ama bu bir de ayrıca içtihat kelimesi de mesela bunun kökünden geliyor. İçtihat kelimesi. Bu da ilmi alanda. Özellikle İslami ilimler alanda hüküm koyma konusunda değişik vasıtalarla o hükme ulaşmaya çalışmak da bir cihattır. İçtihat olarak da adlandırılmıştır. Yani hepsinin kökü çalışmaktan, cehden geliyor. Cihat, ümmet-i Muhammed'in en bariz vasıflarından biridir kıymetli dostlar. Kıyamete kadar devam edecektir. Ve kıyamete kadar devam etmesi Peygamber Efendimiz tarafından da bildirilen bir ibadettir, bir görevdir, bir efendim Müslümanlığın özelliğidir. Yani kıyamete yakın zamanlarda tüm dünyada cihat unutulacak ama Aksa'nın eteklerinde cihat devam edecektir diyor. Mescid-i Aksa'nın eteklerinde. Cihadın merkezidir Mescid-i Aksa. Cihadın canlı tutulduğu yerdir orası. Oralarda insanlar, yaşayan insanlar, oraları gören insanlar cihadın Allah yolunda mücadelenin ne demek olduğunu görmekte, yaşamakta, solumaktadır kıymetli dostlar. Ve şunu unutmayalım. Ben alırım abdestimi, kılarım namazımı, işime bakarım, beni ilgilendirmez kimin ne olduğu diyen kişi cihadı terk etmiştir. Namaz kılan köle haline dönüşmüştür. Nefsinin kölesidir, paranın kölesidir, makamın kölesidir bir şekilde. Çünkü kıl beşi al maaşı kafasına dönüşmüştür. Hiçbir şeye karışmayan, etliye sütlüye dokunmayan, efendim suya sabuna dokunmayan bir mümin olamaz. Ama maalesef bugün bu sadece tavsiye etmek, kötülüğe engel olmak, iyiliği yaymak için. Bakın daha ötesi müesses nizam haline falan diye değil. Böyle bir şey yaptığınızda mahalle baskısı uyguluyorsunuz. Mahalle baskısı yapıyorlar demeye başlanıyor. Evet, Müslümanlarda toplumsal bir ortam uyumu vardır. Bu uyum mahalle uyumu da diyebilirsiniz. İmanın o topluluğa, o mahalleye, o köye, o şehre vermiş olduğu boya da diyebilirsiniz. Şehrin ruhu da diyebilirsiniz. Medeniyetin kökü de diyebilirsiniz, fark etmez. Müslüman bu ruhu taşıması gerekiyor. Yani ortamın Müslümanlaşması, ahlakın Müslümanlaşması. Biz bu noktada insanların mutlak surette komşusundan, çocuğundan, akrabasından sorumlu olduğunu, yanlış gördüğü zaman düzeltmesi gerektiğini, iyiliği yaymak için, arada güveni yaymak için çaba sarf etmesi gerektiğini ayetlerle ve hadis-i şeriflerle görüyoruz, çıkarıyoruz. Bu sebeple cihadı terk etmek büyük bir günahtır. Bana ne, beni ilgilendirmez. Ben alırım abdestimi, kılarım namazımı, işime bakarım. Hiç kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmam. Bana ne dediği zaman o insan cihadı terk etmiş demektir. Cihadı terk etmiş demektir kıymetli dostlar. Allah böyle bir özelliği bizden almasın. Cihadı yaşayan topluluklar içerisinde, cihadı yaşayan müminler içerisinde bizleri haşreylesin. Ahirette cihadı alnının çatına vurup Allah için mücadele eden ve Allah'ın yolunda bu mücadelede şehit düşen kullarla beraber olmayı bizlere lütfetsin. Böyle çalışan insanlara lütfetsin. Bu cihat konusu
bizim için önemli olan bir noktaydı. Ara ara geldikçe konuşuyoruz. İnşallah bundan sonra da hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz'in birçok yerde bu konuyla ilgili ifadeleri var. Onları da sizlerle inşallah paylaşmaya devam edeceğiz. Ama unutmamak lazım. Bana ne zihniyeti, beni ilgilendirmez zihniyeti bencil bir yapıyı, bencil bir şahsiyet oluşturur. Toplumsal iyileşmeden, sosyal refahtan, insanların mutluluğu için çalışmaktan çok daha fazla kendisini düşünen insanlar oluşmasına sebep olur. Cihadın terkine sebep olur. Bu sebeple kendimiz dahil, ailemiz dahil, çoluğumuz, çocuğumuz dahil her birimiz bu cihadı yaşamak, yaşatmak zorundayız kıymetli dostlar. İkinci soru neydi? Hangi köle veya esiri azat etmek daha faziletlidir diye sorduklarında Peygamber Efendimizin sahibine kıymetli görünen, çok efendim değerli görülen, fiyatı yüksek olanı diyor bağışlamak, azat etmek faziletlidir. Kıymetli dostlar, insanlık tarihinde insanları köleleştirmek, köle olarak satma çok eski tarihlere dayanır. Yani bu sadece Medine, Mekke toplumunda değil, insanlık tarihinde var ola gelmiş bir sıkıntılı bir durumdur. İnsanların birbirini köle etmesi, birbirinin boynuna vurması, köle olarak insan pazarları koyup satması maalesef insanlığın en eski büyük ayıplarından diyelim, yanlış uygulamalarından diyelim. Bu da şeytanın insanlarla yapmış olduğu işbirliğinin sonucunda ortaya çıkan bir davranış, bir uygulama. İnsanlık tarihi kadar eski, köleleştirme ve insanları sömürme. Bugün yok mu? Bugün fiziki olarak köleleştirilenler olmakla birlikte parayla, maddeyle, bağımlılıkla köleleştirilen insanlarımız var. Köleliği sadece boynuna zincir bağlanmış, sırtında kırbaçla, sopayla dövülen, iş yaptırılan olarak algılamamak lazım. Maddesel olarak geçinemeyip de ailecek tamamen dünyada hayatını sürdürebilmek için müstekbirlerin, zenginlerin, patronların, dünyanın elit kulüplerinin belirlemiş olduğu hayat standartının dışına çıkamayan insanlarımız da bir bakıma köleleştirilmiştir. Öyle bir zaman yaşıyoruz ki insanlar kendi kendilerine köle olmaktan razılar. Köle olduğumuzun, köle olarak yaşadıklarının farkında değiller. Bunun bir özgürlük olduğunu, bu özgürlüğün de kendilerinin tercih sebebi olduğunu bizzat biliyorlar ama buna kölelik demiyorlar. Ekonomik bağımsızlık diyorlar. Hanımları sokaklara köle ediyorlar. Hanımları dünyalık metaların önünde köle ediyorlar. Veyahut verilen maaşlarla yetinemeyip eli mahkum mecburen daha fazla aileyi ihmal etmeler, eğitimi ihmal etmeler, ahlakı ihmal etmeler. Bundan her biri bu oluşturulmuş kapitalist köle düzeninin ortaya çıkarmış olduğu hastalıklı davranışlardır kıymetli dostlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle evladımızı, kendimizi dünyalıkları elde edebilmenin peşinde koşan ve hedef olarak onları koyan, zihniyet olarak köleleşmiş olan, o köleleşme yolunda koşturanlardan olmamak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ama eskilerin tabiriyle va esefa, gerçekten çok geç kalmış bir durum. İnsanlarımız aileler boyu, sülaleler boyu köleleştiriliyor, kimsenin haberi yok. Kapitalist sömürgeci sistem insanları öyle köleleştiriliyor ki köle olduğumuzun farkında değiliz. Bu özgür düşünmeyi, özgürce hareket etmeyi, özgür tercih etmeyi unutulmuşuz. Öyle müthiş bombardımanlar fikirsel alanda,
görsel alanda, efendim yazı alanında öyle bombardımanların altında ki seçtiğinin kendi tercih olduğunu zanneden ama seçtirtilen, aldığının kendi tercih olduğunu zanneden ama aldırttırılan insanlar konumuna geldik. Düşündüğünün kendi düşüncesi olduğunu ama aslında düşündürttürülen konuma da gelmek üzereyiz. Şu anda dünya müstekbirleri, dünyanın önde gelen, kendilerini üst seviyede zanneden siyonist, emperyalist, ırkçı zihniyet, insanları düşünemeyen, kontrol edilebilir topluluklar haline getirip kendilerine hizmet ettirmenin yolunu, bulmanın yolunu açmış durumdalar. Buldular, köleleştirmeyi çok iyi yapıyorlar. Kimse bunun farkında değil. Bir bakacak olursak toplumsal ahlakın ne şekilde nerelere evrildiğini, ailenin, çoluğun, çocuğun, kadının, erkeğin tercihlerinin kendilerine göre mi, reklam bombardımanlarıyla, internet yoluyla, şununla bununla yönlendirildiğini mi ayırt ettiğimiz zaman köleleştirmenin ne boyutta olduğunu görmekteyiz. Bu sömürgeci emperyalist zihniyet, siyonist zihniyet kendisine köle olduğunun farkında olmadan seve seve insanları köleleştirmenin her türlü çalışmasını yapmaktadır. Her türlü. Bu sebeple özgür düşünebilme, özgür hareket edebilme, özgürce tercih edebilme kabiliyetlerini kaybetmeyen nesiller yetiştirmenin gayretini göstermemiz Müslümanların görevidir. O olmazsa olmaz denilip vazgeçilmeyenlerin dünyadaki bizim gibi insan, insan ürettiği mal ve malzemeler veya sistemler olduğu sürece özgür düşünecek insan kalmayacak. Olmazsa olmazımız insanüstü, insanları yaratan, insanlara yol gösteren, insanları hidayete yönlendiren, insanlara her türlü nimeti veren Allah olmadığı sürece öbürleri her türlü köleliğe insanları razı etmektedirler. Maalesef. 3-5 kuruşluk dünyanın 3-5 kuruşuna tamah eder hale geliniyor. Makamın, koltuğun köleleştirdiği insanlar haline dönüşüyoruz. Şöhretin, gücün veyahut da efendim taraftarın pohpohlamasıyla bir anda nefs ve hevasının kölesi durumuna gelen insanlar oluşuveriyoruz. Evet kıymetli dostlar. Kölelik böyleyken insanlar böyle klasik kölelik anlayışından bahsedecek olursak insanları çalıştırdığında, insanları kendine hizmet ederek kullandığında bir iyilik yapmak istediğinizde diyor Peygamber Efendimiz'e veya hangi köleyi azat edersem daha faziletli bir davranış olur diye soruyor sahabe. En kıymetli olan, en fazilet efendim en çok sana hizmet eden, fiyatı da pahalı olan köleyi azat etmen en faziletli davranışlardandır diyor. Daha faziletlidir diyor. Evet, işe yarayan birini, her türlü işinize koşan birini Allah için özgürlüğüne kavuşturuyorsunuz. Yani o işleri artık kendiniz yapacaksınız. Yükün altına siz gireceksiniz. O işlerin birçoğunu eline kazmayı küreği alacaksın, sen yapacaksın. Gücün yettiği halde sevdiğin, işini yapan, yani her türlü işine koşan kişiyi azat edeceksin. Hatta bazı hadis-i şeriflerde bir de ona hayat kuracak şekilde bağışta bulunacaksın. Bu faziletlidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün de infakı böyle düşünmemiz lazım. Bize en kıymetli görünenlerden vazgeçebiliyor muyuz? Bizim çok sevdiğimiz, olmazsa olmaz dediklerimizi Allah yolunda bırakabiliyor muyuz? Allah yolunda birilerine verebiliyor muyuz? Arabamız olabilir, altınımız olabilir, dolarımız, dövizlerimiz olabilir, koltuğumuz olabilir, makamımız olabilir. Hanımlar için evdeki koltuklarımızı çocuklarımızın arkadaşlarıyla kullanmasına vermek bile olabilir. Çünkü çok kıymetli oluyor bazen. Yani zamanımız olabilir.
bunları Allah yolunda infak edeceğiz. Allah için kullanacağız. Bugün köle yok. Hatta şöyle de düşünebiliriz. Bizim hizmetimizde çalışan, bizim fabrikamızda, iş yerimizde çalışan işçilerimizi duble maaş vererek dünyalıklarında biraz daha özgürleşmesine vesile olmak bile daha faziletli amellerin içine gelebilir mi acaba? Neden olmasın? Sadece Ramazan'da gıda paketi vermek değil. Tüm işçilerime %100 zam yapıyorum deyip de onların hayat standartlarındaki zorlandıkları noktaları hafifleti verdiğimiz zaman daha faziletli bir iş olmaz mı? Köle azat etmek diyoruz. Bunu bugün köle yok. Bazı kefaretlerde birinci sırada köle azat etme vardır. Yeminin kefaretinde bile vardır. Acaba köle azat etmeyi bugünün zenginleri, bugünün patronları, iş sahipleri, çalıştırdığı işçilerinden bir iki tanesini iş yeri sahibi yapabilecek kadar bir servetle veyahut tüm işçilerine zamlarını bir yemin, bir kefaret sonucu veriverse o insanların köleliklerinin bağını biraz daha çözmüş olmaz mı? Ben hatta dostumun biri bana demişti. Ya burada köle azat etmek var. Ramazan'da orucunu bile bile bozan kişinin kefaretlerinden biri, birincisi bir köle azat etmek. Yok bugün köle. Ne yapacağız dedi. Kaç işçim var? Şu kadar işçim var. Her birine dedim. Her birine maaşlarına %50 zam yap dedim. Senin kefaretin bu olsun dedim. Veya birine ev alıver dedim. Yani 60 gün oruç tutarak kefareti ödüyoruz. Fakirin, garibanın kefaret hakkını da biz kullanıyoruz. Sonra da sonuca ulaşamıyoruz. Yani böyle yapıversin. Bir yemin ettiği yalan yere bunun kefareti olarak çalıştırdığım işçilerime şu kadar zam yaptım. Veya birine ev alıverdim. Birine efendim şöyle bir ihtiyacı, birine şu kadar para verdim. Yani bir insan azat ettiğinde karşılığını o kadarını ver. Ne kadar güzel olur, öyle değil mi? Evet kıymetli dostlar. Yani Allah Teala'nın, Rabbimiz Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe hayra, iyiliğe, cennete, rıza-i ilahiye ulaşamazsınız. Ali İmran suresi 92. ayet kerimesinde bunu iyi yorumlamamız lazım. Yani bugün düşünün, bir Müslümanın bu şekilde sevdiği şeylerden, yani biraz acıtması lazım. Zorlaması lazım kıymetli dostlar. Zorlaması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ibadetlerin en üstünü nefse ağır gelen, zor olanıdır. Değeri çok yüksek. Sahibinin yanında kıymeti, köleleri hürriyetine kavuşturmak amellerin en üstünüdür. Bunu biz bugüne de çevirdik. Evirebiliriz yani. Gidip de orada burada köle var mı yok mu diye değil. Borçtan kıvranan, hasta çocuğuna ilaçlar bulamayan, evinin kirasını bile ödeyecek kadar parası olmayan kişileri sevindirmek. Özellikle kişinin kendisini acıtacak kadar zor olanı yapabilmek önemli. Evet kıymetli dostlar. Allah yolunda cihada, köle azadına bile gücü yetmiyor. Madde, çünkü sahabe efendilerimiz sadaka ayetleri indiğinde diyor, birçoğumuz
paramız olmadığı veyahut da kenarda köşede paralar olmadığı için giderler ayrıca çalışırlar. O çalıştıklarını da Allah yolunda infak ederlermiş. Bu ayet-i kerime geldikten sonra da deniyor. Veya sadaka diğer ayetler geldikten sonra da yani kendi işlerini tarlayı tabanı bırakıyor bir de gidiyor ayrıca. Veyahut da efendim kendi işini 8 saat çalışmışsa 2 saat 3 saatten fazla çalışıyor. O günün o kazancını da Allah yolunda sadaka olarak veriyor. Abdülhakim Arvasi'nin dediği gibi onlar bizi görse siz nasıl Müslümansınız? Biz onları görsek bunlar deli mi dersiniz deriz diyor. Hakikaten akla yani şeytanın aklına ziyan ama Rabbimizin rızasına uygun matuf hareketlerdir bunlar kıymetli dostlar. Peki böyle bir şeyi yapamayacak kadar muzdarip bir Müslümanı düşünelim. O zaman başkalarına yardım et diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elinden iş gelmeyen kişinin diyor işini görüver. Ya adam hani bizim Konya tabiriyle cöhmül derler bazen. Cöhmül. Ne yapacak? Elinden iş gelmiyor, aş gelmiyor. Git bari komşuna yardım et. İşi gücü varsa. Bir başka Müslümanı mesela düşün. Efendim Allah için bir yerlere gidilip bir şeyler yapılması lazım. Sen de git onlara yardım et. Ne bileyim sohbete öğrencileri götürecekse arabanla taşı. Olmadı efendim komşunun bazı kırık dökük işleri var, tamirat var, yardım et. Yani bir Müslümanın işini gör. Boş durma diyor. Yardımcı ol diyor. İnsanlara faydalı ol diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız bir iş yapana yardım edersin veya işini beceremeyenin işini görürsün diyor. Bazı insan yani bugün belki at deve veya katır falan yoktur ama mesela ona binmesi gerekirken ona ona bile yardım edebilirsiniz. Dua edersiniz. Yani ben hiçbir şey yapamam yok, mazeret yok. İnsanlığın hayrına, komşunun, arkadaşın, Müslümanların hayrına bir iş yapacaksın. Ya buna da gücüm yetmezse yani hastayım, yatalım veyahut da gerçekten ben bu tür şeyleri yani böyle bir şeyi yok. Neydi o? Temayülü yok. En alt seviyede soruyor sahabe efendimiz. O da yok. Ya peki ne yapayım? O zaman diyor kimseye zarar verme diyor. Senin diyor hiç kimseye zarar vermemen bu da diyor bir sadakadır diyor. Mesela Peygamber Efendimiz diyor ki ya hayır konuş ya sustur diyor. Sus. Ya hayır konuş ya sus. Susması bile bazen hayırdır, sadakadır kişinin. Bir başka hadis-i şerifte kişinin Müslümanlığı kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesiyledir diyor. Bakınız Allah'ın dini İslam Müslüman'da boşluk bırakmıyor kıymetli dostlar. Allah'ın dini İslam Rabbimiz bize göndermiş olduğu Peygamber Efendimiz'in de yaşayarak göstermiş olduğu bu güzel ulvi dinimiz bizim bir boşluğum bize bir boşluk bırakmıyor. Her yeri Müslümanca olacak şekilde tanzim etmiş durumdadır. Evet kıymetli dostlar bu hadis-i şerifte herkesin kendi durumuna göre iyilik yapması gerektiğini de vurguluyor. Yani böyle bir fırsat bulamıyor. Ya hiçbir iyiliği imkanı olmadığı halde kötülükten uzak durmaması, kötülükten uzak durması, kötülük yapmamaları isteniyor. Asıl olan iyi olmaktır. İyilik yapmaktır. Başkalarının zararına dokunmamaktır. Yani başkalarına zararımızın olmamasıdır. Her durumda iyilik yaparız. Tebessüm bile bir iyiliktir. Bu insan burada ne oluyor? Ne demek oluyor? Mümin iyinin, güzelin, hakkın, adaletin, faydalının yanında olmalı ve bunların tesisi için çalışmalı. Bitti bu kadar. Ne yapabiliyorsa. Yolda giderken yolda görmüş olduğu bir kötü bir şey, bir yere atılmış yanlış bir şeyi, efendim çöpü alıp da çöpe atması bile bir iyiliktir. Bir iyiliktir. Cemil Meriç öyle diyor. Elinde çöple dolaşan kişi en medeni insandır diyor. Çöpü diyor sağa sola atan medeni değildir diyor.
Evet kıymetli dostlar. Bir başka hadis-i şerife geçiyoruz. Kabisa bint Burme radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimizin yanındaydım. Orada Peygamber Efendimiz bir şey söyledi. Dünyada iyilik isteyenler ahirette iyiliğe kavuşanlardır. Kimler de dünyada kötülük isterse ahirette kötülükle karşılaşacaktır. İsa Aleyhisselam diyor ki ateşin ve toprağın yemediği şeyi çoğaltınız. Hazreti İsa. Ateşin ve toprağın yemediği şeyi çoğaltınız. Havarileri yani onun ashabı soruyor. O nedir? O da diyor ki iyilik yapmaktır. Başkalarına iyilik yapmak ve yararlı mümin olmak Müslümanın temel özelliğidir. Yani başkasının mutluluğu için çalışanın bir diğer adı Müslümandır. Başkasının mutluluğu için. Müminin her hali faydalı olmaktır. Faydalılıktır. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Müminin her hali faydalılıktan ibarettir. Birlikte yürüsen veya ona gitsen sana faydalı olur. Kendisiyle istişare etsen sana fayda verir. Yani fikriyle fayda verir. İstişare sonucunda ondan güzel bir sonuç alırsın. Şayet onunla ortaklık veya arkadaşlık yaparsan sana kazançla dünyevi ve uhrevi faydası olur, yararı olur. Mümin her işiyle, her haliyle faydadan ibarettir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka hadis-i şerifte mümin külfeti insanlar üzerinde en az olan, meşakkati, zahmeti en az olan kimsedir buyuruyor. Yani mümin başkalarına yük olmaz. Kendi sorumluluğunu taşıdığı için başkalarını da külfet altında bırakmaz. Bilakis başkalarına yardımcı olur, onların külfetlerini kaldırmanın gayretini gösterir. Yani mümin misafir olduğunda ondan 8-10 çeşit kap yemek beklenti içerisine girmez. Onunla arkadaş olduğunda ona yüklemez. Komşu olduğunda zahmet vermez, rahatsızlık vermez. Yani bunların her biri bir müminin özellikleridir. Bakın hayırlı işlerde cevvaliyet ümmetinin seçkinlerinde bulunan özelliktir. Yani hayırlı işlere koşturan, hayırlı işler için çaba sarf eden, böyle işleri yapan kişi müminlerin seçkinleridir diyor. Ya bir geliyor, göçürüyor bizi veya geliyor gidiyor ruhumuz kararıyor. Geliyor lafıyla sözüyle bizi sokuyor, bizi sıkıntıya sokuyor, moralimizi bozuyor. Arı gibi sokuyor. Denilen insan olmak müminin özelliği değildir. Ya Allah razı olsun. Hidrofili pamuk gibi nereye korsan bu adam şifadır. Yüzü gülüyor, bize faydası var. Konuşuyor, faydası var. Elinden bir şeyler getirip bize ikram ediyor. Kendisine müracaat ettiğimizde kendisi çok güzel şeylerle bizleri müracaatımızdan memnun bırakıyor. Dedirtmek var. Ya Allah uğraşmasın. Yani olacak işi de olmaz yapar bu. Elinden affedersiniz kör eşek yem yemez denilen insanlar vardır. Yani zararı olan, insanlara zarar veren, insanların zararına sebep olan, insanların beraberce bir arada bulmak istemediği insanlar olur. Kasılıyorum diyor onun yanında diyor. Mutlaka bir tarafıma yine bir şeyler diyecek diye korkuyorum diyor. Mümin kendi yanında bulunan kişiye rehavet veren, rahatlık veren, mutluluk veren insan olmak zorundadır. İyiliği benimseyip işlemek, kötülüğü bilip ondan sakınmak, dinin hükümlerini tamamen yerine getirmek demektir. Bakın, iyiliğin tamamını benimsiyorsunuz ve yerine getiriyorsunuz. Kötülükten uzak kalıyorsunuz ve ona engel oluyorsunuz, sakınıyorsunuz. Bu dini hükümlerin tamamını yerine getirmiş oluyorsunuz.
tabii bunu iyilikleri yapmak için kişinin insanlarla beraber olması ve onları sevmesi gerekir. İnsanları sevmeyen, insanlarla beraber olmak istemeyen kişiye siz nasıl iyilik yaptıracaksınız ki? Müminlerin temel özelliklerinden biri de iyilikte yarışmaktır. Ayet-i kerimede de Rabbimiz Teala ne buyuruyor? Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan. Ve taavenu, birbirinizle yardımlaşın, yardımlaşmada yarışın. Hangi konuda? İyilikte ve takvada. Günahta ve düşmanlıkta diyor, birbirinizle yarışmayın, birbirinizle yardımlaşmayın diyor. Birbirinize diyor düşmanlıkta ve efendim zorlamayın. Hani bir gaza getirip düşmanlığını arttırmayın o insanı diyor Rabbimiz Teala. Bakınız bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? İyilik yapmak ancak dinine bağlı, asaletli, ağırbaşlı kimselere yakışır. Peygamber, ayet-i kerimede Rabbimiz Teala hayır işlerine koşun, hayır işlerinizde birbirinizle yarışın. Biraz önce okuduğumuz ayet-i kerime. İyilik yapanlar, hayırda yarışanlar değil, kötülük yapmak, kötülüğü düşünmeye bile vakit bulamazlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle yapılan iyi işler insanı kötülüklere, musibet ve felaketlere düşmekten korur. İyi şeyler yapmak, iyi güzel işleri yapmak kişiyi kötü ölümlerden korur. Kötülüklere düşmekten kurtarır. İşin sonu da var bu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de haşr olacaksınız diyor Hazreti Ömer. Yaşadığınız gibi ölürsünüz, öldüğünüz gibi dirilirsiniz. Bu kadar basit. Efendim siz asık suratlı, insanlara iyilik yapmayan, çocukların bile korktuğu, görmesek daha iyi olurun dediği, hiçbir kimseye faydası olmayan biri olarak, yani beş vakit namaz kılıyor olsanız bile öldüğünüzde sizin için hayır duası edenin çıkmaz. İnsanlarla iyi geçinmek gerekir. Mahallesi, konu komşusu, akrabası yanına gelmekten mutlu olması lazım. İhmal edilmeyen insan gibi olmak gerekir. İlaç gibi insan olmak gerekiyor. Mutluluğu yanında mutlu olan insan olmak gerekiyor. Ki böyle olan insanların diyor ölümü daha kolaydır diyor. Mutlu ölürler diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bakın bu iyilik ve kötülükle alakalı olarak çok önemli bir hadis-i şerifi daha var. Bu imanla da insanların İslami hayatıyla da Müslümanca davranışlarıyla da veya gayri İslami davranışlarıyla da alakalı. İnsanlar sabahleyin iki kısım olarak kalkarlar. Kimi nefsini satıp helak eder, kimisi de faydasına çalışarak onu azat eder. Nefsini satar dünyalıklar karşısında, ahlaksızlıklar karşısında, menfaat karşısında, şerden yana olarak nefsini diyor satar, helak olur. Kimi insan da insanlara iyilik yapar, güzelliklerle beraber olur. Onun tamamını her türlü hayrına çalışır. O da diyor iyi anılır diyor. Ve kurtarır diyor. Bir rivayette de bu hadisin başka rivayetinde de her insan her gün sabah kalkıp pazara nefsini satışa arz eder. Kimi onu azat eder, kimi helak eder. Evet kıymetli dostlar. Yine sizlerle bir hadis-i şerif deryasında birlikte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini paylaştık. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Rabbim söylediklerimizi yapan, takatimiz sonuna kadar uygulayan, kaçınmamız gerekenlerden de takatimizin sonuna kadar kaçan, uygulamayan kullarından eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.